Evet sevgili izleyiciler, ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görüntülerde ufak bir görüntülerimiz kaldı. Cem, o görüntüleri verelim. Az evvel dediğim gibi Karşıyaka Teknik Direktörü Hüseyin Cahit Hamamcı, Samspor o basın toplantısında neler söyledi onu alalım ve sevgili iki dostum, üç dostum da maçtan sonra onların da görüşlerini aldım. Hemen gidiyoruz. Kalmak zorunda oynadığımız bir 40 dakika var. Bu 40 dakikada oyuncularımız gerçekten çok büyük bir mücadele içerisinde geçirdiler. Her iki takımın da pozisyonları vardı. Biz 10 kişiyle de öne geçebilirdik. Çocuklar sahanın içerisinde ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koydular. Eksik olmamıza rağmen kendi sahamıza çekilip kapanıp bir futbol anlayışıyla oynamayan bir takım görüntüsündeydik. Sonucunda bir puan puandır. Kaybetmediğimiz için mutluyuz. Her iki takım oyuncularını da kutluyorum. Gerçekten bol pozisyonlu iyi bir müsabaka oldu. İki haftadır Furkan'ın yüzünden 4 puan kaybettik. Takım iyi oynuyor. Ama eksikleri var. Biraz daha beraber çalışmaları lazım. Fatih de çok şey eksik kaldı. %100 bir maç alırız dedik fakat olmadı. Her sene, iki senedir lige kötü başlıyoruz. Sonradan playoff alıyoruz. Sonra da üstüne vuruyoruz. Ama baştan puanları kaybetmezsek belki ikiden çıkacağız. Kone, Zola, Osma. Tam yani %100. Ekigo, Ofeydo. Ekigo zaten eski adamız. Ona diyecek yok. O girdi zaten canlandık. Ofeydo için ne diyorsunuz? Ofeydo. Aynen. Geçen seneki gibi kaldığı yerden devam ediyor. Harika oynuyor. İşte baştan şu anda tedbirimizi alırsak ilk ikiden niye çıkmayalım? Mutlaka çıkarız ama baştan şu anda bu 3-4 puan gayet çok üzücü bir kayıp. İki hafta önce zaten Samsun'daydım. Herkese, dostlar, herkese çok çok selam söylüyorum. İki haftadır geriden gelip de oyuna ortak olmak bence güzel bir şey. Yani bu i̇ki takım falan. Aynen. Gerçekten bu takım demek ki iş yapabiliyor. Umut veriyor. Ben şey yapıyorum yani gayet iyi buluyorum yani Samsun'u. Ofeo'da çok iyiydi. Yani iyiydi. Yani bir Furkan bir talihsizlik yaşadı ama onun için hemen hemen takım çok iyiydi. Vallahi atağımız var, tutanımız yok. Yani gol atıyoruz, kalecimiz tutamıyor. Yani defansa problem var. Hoca çalıştırması lazım veya tedbir alınması lazım. Defans, hele hava toplarında çok pasifiz yani. Adana Demirspor maçı, şimdiki maç, bu maç. Yani defans iyi not vermiyor yani, iyi şey vermiyor, görüntü vermiyor. Yok yani aslında iyi yani, fena değil. Yenilmemek iyi, deplasmanda oynuyorsun, karşıya kadar bu sene iddialar hazırlanıyor yani iyi takım kurmuşlar. Onlar bizden daha kadroları daha derin, daha geniş. Ama biz onlardan iyiydik yani. Eksik bir bölge gördüğün yer var mı? Var, orta sahada noksanımız var. Belki daha iyileşirse, Ivanov oynarsa. Şimdi orta sahaya takviye lazım yani. Evet, bu arkadaşlarımızı da maçtan sonra konuşturma fırsatı elde edebildik. Diyelim ve mesajlara geçeyim. Çünkü bayağı mesajımız oldu. Uğur Kantar. Trabzon'un iki gol atarak zirvede olması şaşırtıcı. Gol atmak kadar yememek de önemli. Selim Ege, Furkan'ın üstüne fazla gitmeyelim. Geçen sene çok puanlar kazandırdı bize. Mustera da, Volkan da, Onur da çok hatalı goller yedi ama kimse onları kötü kaleci demedi. İlker Tüzen, abi Ferhat Görgül'ün durumu ne oldu? Az evvel bunu izah ettik sevgili İlker.
Ahmet Uçarlı takımın imza atamadı. O yüzden de lisansı çıkarılamadığı için bizimle olmayacak. Evet. Ahmet Uçarlı takımın en çok aksamakta olan mevkisi defans iken 3-5-2 oynatılmaz mı? Beklerimiz olmadığından Canberk ve Oğuzhan da 3-5-2 sisteminin kanatlarına uygun oyuncular. Ahmet Tural, Ahmet kardeşim buradan sana özel bir selam yollayayım. Yeni kurulmuş bir takım hata yapacaktır. Furkan, Canberk, Ercan, Alperen bu takımın geleceğidir. Sabırlı olmamız gerekmektedir. Ferit Bay, iyi yayınlar abi. Murat Yıldırım gibi bir orta saha oyuncusu nasıl olur da kaçırırız? Bariz açık ve net ortada oyuncu. Bu Murat Yıldırım'la ilgili ben kendi fikrimi de söyleyeyim arkadaşlar. Murat'la görüştüğümüzde, ben görüştüğümde, abi benim eşim doğum yaptı, ikizlerim oldu. Belçika'da kendisi. Ben Belçika'ya gideceğim. Orada top oynamayı düşünüyorum. Hatta ve hatta Karabük Spor bana 1 trilyon lira teklif etti. Ben kabul etmedim dedi. Ama sonradan bir baktık ki bir ayak oyunu, bir çalım 1.200.000 liraya, yani 1 trilyon 200 milyara Antep'e imza atmış. Hayırlı uğurlu olsun. Para daha tatlı geldi herhalde. Her şey parada değil. Bunu da söyleyelim. Bizim bu paraları vererek Murat Yıldırım ve benzeri oyuncuları alma imkanımız yok. Mümkün değil hocam. 3 tane topçu alırsın ya o paraya. Yani yönetim her fırsatta şunu söylüyor. Az önce Sayın Rüştü Araboğlu da aynı şeyi söyledi. Yani biz mevcut borç yükünün üzerine altından kalkamayacağımız, ödeyemeyeceğimiz başka borçlar ilave etmek istemiyoruz. Politika bu. Evet. Yani şu anda kulübün transfer politikası bu. Yoksa tahtayı da açtırırsın, transfer de yaparsın, şu da olur, bu da olur. Yani şunu söyleyeyim, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi bu iş halledilebilirdi de. Ama alacağınız oyuncuların maliyeti de burada çok önemli. Tabii. Kimi alacaktınız? Kaç liraya alacaksınız? Dengeleri sarsmayacaksın. Yani işte o yüzden bir anlamda bu transfer tahtasının bu vesileyle kapanması da bir anlamda ne oldu? İşin bahanesi tuzu biberi oldu. Ama bu politikayı anlamamız lazım. Yani kulübü idare edenlerin politikası şu anda bu. Evet. Bu kulübün yeteri kadar borcu var. Üzerine tekrar altından kalkılamayacak bir borç ilave edip kulüple kulübün maddi durumunu daha da zora sokmak istememek. Aynen. Politika bu. Kıvanç Özbıçak, şampiyonluk beklenen bir takımın şu an itibaren kombine sayısı 500'ü geçmemişse iğneyi önce kendimize batırmamız gerekir. Mustafa Aslan, bu yılda işimiz çok zor, inşallah iyi olur. Nokta transferi yapamadık. Oynayan oyuncularımız her şeyini ortaya koyuyor. Helal olsun demiş. Hasan Geyik, abi bu takım bu sene Süper Lig'e çıkacak inşallah ama Furkan'ın kendisine daha çok güvenmesi gerekiyor. Mert Yıldırım, yazık valla, diyecek bir şey yok. Bir puan, iyi puan diyelim. Durmuş, çalışkan, Ümit Hoca, Samsunspor'umuz iyi yolda. Takımımızda taşlar yerine oturuyor. Biraz daha sabır edelim. Bir de kendi değerlerimize sahip çıkalım. Furkan'a destek olalım. Tuncay Zorlu, Furkan'ın kendine güveni kalmamış. Bir de Önder Gül işine karışmazsa iyi olur demiş. Kimin? Önder Gül diye biri yok da tabii ki Ender Gür diyeceğine. Kimin işine? Ümit Özat'ın işine. Yok der. Asla. Haddimize de değil. Biz kimsenin işine karışmıyoruz. Karışma gibi bir derdimiz yok. Sadece Ümit Özat'ın basın toplantısında veya çeşitli platformlarda söylediği sözlerle ilgili düşüncemizi açıklıyoruz. Görüşümüzü açıklıyoruz. Ben tekrar söylüyorum. Bir, Ümit Özat'ın sürekli bireysel hatalardan başımızı kaldıramıyoruz demesi, şu tefsiri şudur. Ya ben daha ne yapayım? Ya ben yapacağımı yapıyorum. Antrenmanda da bunların üzerinde defalarca duruyoruz. Söylüyorum. Bireysel hatalar var demesi, bence bu futbolcular üzerinde olumlu bir etki yapmaz. Şimdi futbolcu bunu dinliyor. Futbolcu bunu okuyor. Top ayağına geldiği zaman acaba kaptırsam bir bireysel hata, ya bireysel hata lafını niye gündemde tutuyoruz? Tutmayalım, buna gerek yok. Ben bunu söylüyorum. Bu bir, iki, Furkan'la ilgili dinlendirme kararına saygı duyarım. Ama Furkan'la ilgili yok burası çocuk parkı değil, yok burası şöyle, burası böyle gibi sözlerin kamuoyu önünde paylaşılmasının
Furkan'a fayda değil, zarar vereceğini söylüyorum. Evet. Olay bu. Egemen Utku, Atilla abi bence taraftar şu an haksız. Kimse yok, transfer olmadı dedikleri için kulübede satılan kombine sayısı çok az. Ürün satışları hakkında pek fazla bilgim yok. Bence bunlar böyle yönetime kimse tepki göstermemeli. Kozluklu Vedat, öncelikle hayırlı akşamlar. Net ve kısa konuşacağım demiş. Rezillikle başka bir şey değil. Yarım adam Emin Kar kadar olamadılar. Kim ne derse desin. 12 yöneticinin o gün ceplerinde 30'ar bin lirası yoksa, tahta yaştıramıyorlarsa yapmasınlar bu işi. Zafer Keskin, herkes Furkan'ı suçluyor ama Karşıyaka maçında ikinci yarıda 10 kişi kalmış takıma gol atamayan diğer futbolcular suçlu değil mi? Harun Kurtkaya. Ya burada suçlu şu, suçlu bu, şunda suç var, bunda bu var. Yani burada bireysel olarak kişi, forvette hata var, orta sahada hata var gibi, Furkan şöyledir, böyledir gibi şeylerden bu takımı çıkaralım. Yani bu takım 11 kişi oynuyor. Eğer olumlu bir sonuç varsa bu 11 kişinin başarısı. Eğer olumsuz bir durum varsa bu 11 kişinin hatasıdır, suçudur. Futbol bir takım oyunudur. Bugün sevgili Yusuf Ziya Çakır'ın yazısını okudum. Çok güzel yazmış. Yani siz 2 yiyorsa 3 atacaksınız kardeşim. Yani 3'ü 4'ü yakalayacak pozisyonları da bulduk nihayetinde yani. Harun Kurtkaya, merhaba, iyi geceler. PTT 1. Lig bu sene geçtiğimiz seneye göre daha zayıf. Geçen sene Kayserispor, Osmanlıspor bir takıma Süper Lig kadroluyla oynuyorlardı. Süper Lig'e çıktılar. Bu sene bu takımlar daha dengeli, güçler birbirlerine daha yakın. Hatta Samsunspor'un kadrosu tam olarak oturduğunda güçlü bir takım olarak Süper Lig'e çıkacaktır. Ahmet Emine Temel, abi Antep'ten yazıyorum. Okursan sevinirim. Ender abi sen de yorumla yanlışım varsa abi. Samsunspor takımı belli bir bütçeyle yola çıktı. Başkanımız dedi ki bizden fazla bir şey beklemeyin ama bizim parola yine Süper Lig, yine Süper Lig. Çok uzun yazmışsın Ahmetciğim ya. Şöyle bir yerden daha kısa keselim. Kardemir Karabük, abi gel gör ki Furkan'ımız var. Allah'a emanet. 3 maçın ikisi dışarıda, 4 puan içeride, 5 puan. Bu da Furkan sayesinde. Bizim çocuklarımız hep geriden gelip oynadılar. Geriden maç çevirmeyi bildiler. Yine de söylüyorum, gene söyleyeceğim. Biz ilk yarını ilk 5 içinde bitiririz demiş. Uzun yazmayın arkadaşlar. Zaten gözleri görmüyor. Yaşlandı Atilla Cebeci. Zaten zor okuyor. Bir de siz uzun yazıyorsunuz. Tamamen işin içinden çıkamıyor. Güzel kardeşim Ahmet kardeşimize şunu söyleyelim. Doğru, 3 maçın ikisi dışarıda 4 puan. Bir içeride 5 puan. Kötü bir sonuç değil. Ama bir takım maçların içinde yaşanan olumsuzluklardan dolayı 5'te kaldık. Biz 7-9 da yapabilirdik. Daha iyi olur diye düşünüyoruz. Şimdi yorumumuz bu. Şimdi bana, ama büyük harfle yazmışsın ama onu da okuyamıyor. Yani yaşlılık var. Kabul etmek lazım. 62 yaşına girdi abimiz. Şimdi şurada kaç kişiyiz? 5 kişi varız. Arkadaşlar ben Ender Hoca'dan daha genç mi duruyorum yoksa ihtiyar mı duruyorum? Bunun kararını siz verin. Bak ne diyorlar bak. Özgür Çalışmaz. Selam Atilla abi, Ender Bey, iyi yayınlar. 3 maçta 5 puan kötü sayılmaz. Bu puanların telafisi olurdu ama eksik yerlere transfer yapamadık. Orta sahamız ve defansımızda çok eksik var. Bu şekilde ligde ancak kalırız. Kaleci Furkan'a gelince bu 3 maçtan ders çıkarmıştır bence. Furkan'ın yıldız bir kaleci olacağına inanıyorum. Yavuz Seliman, Atilla abi Furkan genç bir kaleci hata yapmış olması normal. İleride çok büyük kaleci olacak. Furkan'cığım görüyor musun? Sana çok büyük destekler var. Sen de bizi mahcup etme. Yüksel Ömüral, patates tarlasında bir puan iyidir. Sakatlık olmadığına şükredelim. Atan olduktan sonra tutan sorun değil. Defansta rakibi kalecinin burnunun dibine sokamayacak ve su molasında Ümit Ozadan futbolcular dövecek gibi bakması yanlış. Furkan'ın başının önüne alması da doğru değil. Basının önüne atılması da doğru değil. Herkesin içinde öğüt vermek nasihat değil, hakarettir. Süleyman Orhan, Furkan'a fazla yüklenmek haksızlık olur. Lig yeni başladı. Hata yapmayan kaleci yok. Denecek kadar az. Herkes hata yapıyor. Furkan
bir kişiyle kesmek. Furkan değil, faturayı bir kişiye kesmek fatura doğru değil diyor. Devam et, senin önünde var madem öyle, bana ne okutuyorsun ya. Furkan iyi bir kaleci diyor, zamanla daha iyi olacak diyor. Özdal sürekli, Ümit hocamızın açıklama talihsizlik olmuş, keşke bunu medya önünde söylemeseydi. Transfer yapmasak da bundan sonra hep destek, tam destek. Transfer yapsak da yapmasak da bu takımın şu anda mevcut kadrosu var. Evet. Biz mevcut kadrodan maksimum verimi almak zorundayız. Bu maksimum verimi almak için teknik heyet zaten çalışıyor, çalışacak. Yönetim kurulu bu çocukların ödemeleri için gayret sarf ediyor, sarf edecek. Biz de taraftar olarak tribünü dolduracağız, kombini alacağız, destek vereceğiz. Bu takım iç sahada itici güç olarak taraftarıyla oynayan bir takım. Bunu hiç unutmayacağız. Bu desteği hep sürdüreceğiz. Birlik olacağız, beraberlik olacağız. Herkes üzerine düşeni yapacak. Yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Ancak o zaman başarı gelecek. Ama biri o taraftan çekerse, biri bu taraftan çekerse, herkes bir tarafa çekerse bu dağınıklıktan bir şey çıkmayacak. Bu kadro tamam, eksikleri olan bir kadro. Takviyeye ihtiyaç olan bir kadro, hep söylüyoruz. Ama bütün bunlara rağmen yani bu ligde takımları birbirine yakın. Şimdi Adana Demir'in kadrosu isim olarak şöyle bir sayıyorsun. Oo, ne takım yaptı. Ama yenebilirdik. Karşıyaka, ooo ne takım yaptı ama yenebilirdik. Yani biz, yenebiliriz. Biz iyiyiz ve geriden gelmeyi de severiz. Arif döndür. Bir defa Samsun Spor'un ismi bir puan, ismi. Aynen. İsmi bir puan. Bu önemli bir tespit. Çok katılıyorum bu söze. Evet. İki, iç sahada taraftar başlı başına bir güç. Biz yani şimdiden daha üçüncü haftadan yok düşmeye oynarız. Yok. Şuna oynarız, buna oynarız gibi. Çok böyle şey yorumlara gerek yani, yok. Lig daha çok uzun. Şimdi, 31 hafta. Herkes sakin olacak. Desteğe devam edeceğiz. Aynen. Bu. Arif Döndür işini yapıyor. O da o kadar transfer yapıldı. Yalnız bir kaleci düşünülmedi. Samspor gibi kaliteli takımlar en başta kaleye güvene alması lazım. Serkan Kara, Adana Demirspor maçında niye Ender Hoca yoktu? O bizi ateşliyordu. Emre Temiz, Ender abicim ne olur geri dön. Sensiz attığımız gollerimin tadı bile yok. Bayram, niye millete Arkan, yazdırıyorsun bunları? Ben yazdım. Programdan önce mesaj atıyorsun. Oo. Programa yorum yapın, yorum yazın. Yapma bunu. Ya nereden de anladın? Yapma bunu ya. Nereden? Sonra ne oluyor? Böyle sahte isimler oluyor. Şurada. Biliyor musun? Böyle sahte isimler oluyor. Çakma isimler oluyor. Onlar her gün haftada bir isim değiştiriyorlar. Şimdi onlara buradan şunu söylüyorum. Hayır, onları savcılığa gitti. Onlara buradan şunu söylüyorum. Kardeşim, yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum. Çekilir belki fakat boynum, kesilir belki fakat boynum ama çekmeye gelmez boynum. Bunu unutmayacaksınız. Bizim boynumuz çekmeye gelmez. Delikanlı olacaksınız. Kendi hesabınızdan, kişisel hesabınızdan yazacaksınız. Hakaret etmeyeceksiniz. Çıkacaksınız dürüstçe, ben buyum diyeceksiniz. Her hafta o yaptığınız hakaretleri, sayfalarınızda yaptığınız hakaretleri savcılığa suç duyurusu olarak verdik. Vermekten de yılmayacağız. O klavye başından, bilgisayarınızın başından oturup istediğinizi sarf edeceğiniz bir ülke değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Ne kadar isim değiştirirseniz değiştirin. Bilgisayarın hangi IP numarasından atıldıysa o mesajlar, o paylaşımlar hala duruyor, kayıtlıdır. Onlarla ilgili gerekeni yapılacak. Bundan da emin olun, tamam mı güzel kardeşlerim? Bunu da buradan bu vesileyle söyleyelim. Sen de milleti galeyana getirip de bu olayla ilgili mesaj attırma. Hocam, yapan da şerefsiz, yaptıran da şerefsizdir. Bu kadar söyleyeyim. Bu kadar ağır söylüyorum. Yani insanların seveni kadar sevmeyeni de vardır hocam. Hani az evvel söyledim. Bak, eleştiriye açığız. İşte adam diyor ki bak, Ender Hoca diyor. He. Şeyin işine karışma diyor. Hocanın işine karışma diyor. Biz de söylüyoruz bundan dolayı. Evet. Buna diyecek bir lafımız var mı bizim? Biz eleştiriyoruz herkesi ki herkes de bizi eleştirecek. Bayram. Ama hakaret işin içerisine girdiği zaman kimse hocam bunun affetmez onu. Cezasını, vebalini, aynen, hesabını da verecek. Adalet önünde, önünde verecek. Aynen öyle. Bayram Arıkan. O yüzden biz çok rahatız. Bayram Arıkan, Atilla Bey, Ferhat Görgülü olayı açıkladık. Muhammed Albayrak maç bitimine gelip taraftardan özür dileyen Furkan. Her şeyin farkında, lütfen kaybetmeyelim Furkan, bizim evladımız. Geleceğimiz lütfen. Vallahi helal olsun ya. Vallahi sahip çıkmak kadar güzel bir duygu var mı? Yarın bir gün bizim başımıza da gelir. Anıl Yıldız. Furkan kardeşimiz de
kendisine verilen bu kıymetin gereğini yapacak. Yapacağım. Kendisine daha dikkatli davranacak, evet. Daha güvenli davranacak, daha çok çalışacak. Ben şimdi Furkan'a bir kendini abi olarak... Kendini daha çok geliştirecek. Ama ben bir daha söylüyorum bak şu teklifimi, bunun üzerinde bir daha duruyorum. Bir futbol takımının yedek kulübesinde kaleci antrenörünün olması, Furkan gibi genç kaleci arkadaşlarımıza güven verecektir. Bu teklifimi de teknik heyetin değerlendirmesini diliyorum. İnşallah değerlendirirler. Güzel bir teklif. Anıl Yıldız haftaya Urfa maçında iki koç sağda solda, Offi forvette Kone olsun, orta saha Hasan Mustafa 11'i kurmuş. Yeter ki Ercan orta sahaya kesici yapalım. Fethullah Ünal'dı, iyi akşamlar. Ender Bey, Atilla Bey, benim söyleyeceğim bu yönetimin yaptığı fedakarlığı Samsun'un ileri gelenleri örneğin Sayın Valimizi ben hiç bu kadar ilgisiz olduğunu tahmin etmiyordum. Aks televizyon ekranlarında Trabzon'un Samsun'dan büyük olduğunu söylemişti. Ama Samsun'u gördükten sonra Samsun'un büyük olduğunu, yalnız futbolda ileri olduğundan dolayı da camiye Trabzon'u büyük gösteriyor. Ama bu işte yönetici yaralı kuş gibi çırpınıyor ama yerdeki kaldıran yok demiş. Azem Ünal Tekeköy'den daha az topla buluşturulması lazım ki Furkan'a özgüven gelsin. Mustafa Türkmen öyle ya da böyle Furkan'a sahip çıkalım. Başka çaremiz yok. O bizim değerimiz. Sahip çıkacağız. İki maçı da alırsak iyi bir hava yakalarız. Oğuz Vural, Furkan'ın üstüne fazla gitmemek lazım. İyi kalecilerin nasıl hata yaptıklarını gördük. Kaleciler zaman zaman böyle hatalar yapabilir. Süleyman Aruç, Bursa'dan iyi geceler. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Biz bu kadar Furkan'a eleştirirsek hoca ona bir daha şans vermez diye düşünüyorum. İsmet Aruç, Atilla abi iyi geceler. Bana göre bizim takımımızın ofansif yönü çok iyi ama defans ve kaledeki sorunlar giderilirse biz yine Süper Lig'i zorlarız. Yusuf Kutbay, Furkan'a yüklenenleri anlamıyorum. Bu hafta İshakson'un yediği gol ve Mustera'nın yediği goller, Galatasaray-Konya maçında kaleci Kaya'nın yediği gol. Hiç kimse bakmıyor. Stoperlerimizle anlaşamadığını kimse göremiyor. Ahmet Ceyhan, Furkan bizim çocuğumuz ama iki maçta 5 gol yemek olmaz. Ümit Hoca'ya kızacak. Haklı, disiplin şart. Emre Güde kaleye 2 kişi gelsin. 2 kişi geçsin. Böyle olmuyor. Özgür Demir, hücum gücümüz çok yüksek. Çok gol pozisyonuna giriyoruz ve çok gol atıyoruz. Bu yıl 2'den çıkacağımıza inanıyorum. Arif Döndür, abi Furkan tabii bizim Öz Samsun çocuğu ama daha pişmesi, tecrübe kazanması lazım. Ali Semiz, yoruldum niye yuvarlıyorsun lafları? Yoruldum Aziz Hocam. Dik Bıyık'tan selam yollamış ve 3-4 tane de birden yazınca ben de onları okumadım. Şimdi ben hocam bak, şimdi bana da kamerayı düzeltelim. Bana da özelden gelen mesajlar var. Onları da paylaşmak istiyorum. Ne var mesela hocam? Bana da özelden varım bakayım da. Sevgili Arif Alkan Adana'dan yazıyor. Demiş ki daha önce de defalarca yazdık, söyledik. Bu takım playoff zamanında Süper Lig primi açıklayanlar. Hani Süper Lig'e çıkarsa şunu vereceğiz diyenler vardı ya. Hatta arabasının bagajında final maçının oynanacağı stada parayla gelenler. Onu kastediyor herhalde. Bu paraları sezon başında takıma verseler, taraftar da playoff yollarında harcadığı paraları sezon başında kombine bilet alarak kulübe harcasa, stres yaşamadan güle oynaya Süper Lig'e çıksak daha iyi olmaz mı? Güzel bir daha iyi olur. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin vurdum duymazlığı ayrı bir tartışma konusu. Eğer bu konuda bu işlerin nasıl yapıldığına ilişkin bir bilgi istiyorlarsa Adana Belediyesi'ni arasınlar, Antep Belediyesi'ni arasınlar. Onlar belediyelerin bu takımlara nasıl, hangi yasal dayanakla destek verdikleri konusunda kendilerine bilgi verir diyor. Özkan Serçe kardeşimize teşekkür ediyoruz paylaşımları için. Alperen 55 İstanbul'dan yazıyor. 18'inde geleceğim diyor. İstanbul'da yaşadığım için katkı sağlamak mı istiyor hocam? İstanbul'da yaşadığım için diyor. Maçlara gelemiyorum ama sizin bu sözlerinizden sonra kombine alıp katkı sağlamak istiyorum. İhtiyacı olan birine yardımcı olursanız diyor. Geldiği zaman kombinesini bir arkadaşına hediye etsin. Arkadaşı mutlaka vardır, komşusu vardır. Biz girmeyelim o işlere. Ben 2-3 tanesini aldım, verdim. Bir Köksal'ın vardı. Naci Korkmaz'ın vardı. Öbürü kimdi hocam? Bir tane daha vardı. Sefa Aslan kardeşimiz o mesajını
Teşekkür ediyorum ama cevaplayamayacağım ekranda. Onun dışında bize yazan arkadaşlardan Oğuzhan Berber'in kiralık olduğunu biliyoruz. Satın alma opsiyonu var mı diye yazmış. İsmet Menteş'e gün takımı eleştirip o onu yaptı, bu bunu yaptı günü değil, takıma sahip çıkma günüdür demiş. Eleştiriler tabii ki olacaktır ama üslubuyla olmalıdır demiş. Çok doğru. Evet. Bu takım, ben inanıyorum, içeride oynayacağımız Şanlıurfa ve Bolu maçlarından 6 puan alarak yoluna devam edecektir diyor. Umarız 6 puanla beraber biz çok iyi bir noktaya geliriz sevgili İsmet Menteş'e. Furkan'ın hata yapması çok normal demiş Yücel Kulaç. Kendi evladımıza sahip çıkalım demiş. Selma Akkuş kardeşimiz de teknik direktörün maçta Oğuzhan'a attığı bakışları fark ettiniz mi? Bunu programda yorumlar mısınız demiş. Ne? Anlamadım. Su molasında teknik direktör Ümit Özat'ın Oğuzhan Berber'e uzun uzun bir bakışı vardı. Öyleymiş. Ekrana yansıdı. Çok sinirli, çok sert. O bir tarz meselesi. Hocanın oyuncularıyla arasında ben olan... Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Onunla ilgili hemen bağlantı yapayım. Ümit Özat Hoca gerçekten çok değişik bir yapısı var. İdman seyrediyoruz. İsim vermeyeceğim. Futbolcunun biri izin aldı doktorundan. Yok, kale teknik şeyden, yardımcı hocalarının birinden. Şeye gidiyor, soyunma odasına gidiyor. Gördü. Kenan mıydı? Herhalde oydu. Nereye gidiyor bu dedi. Dedi, masaja gidiyor dedi. Çağır gelsin geri dedi. Geri geldi. Böyle bir baktı. 3 dakika baktı. Şimdi git dedi. Hocam, yani bazı yapı itibariyle işte hocaların bu şekilde, ona, yani tarz ona, yani. Bunu ona şey diyecek diyemez. Bir şeyimiz yok. Evet, birçok mesaj geliyor. Çok var da şimdi benim özelden mesajları okuduğumu gördü seyircilerimiz. O yüzden hep mesaj atmaya başladılar. Ömer Bingöl de diyor ki önemli bir tespiti var. Eksiklerimiz var ama taraftar kombini almadan bedava herkesi eleştirmemeli diyor. Geçen seneki sezona başladığımız atmosfer ve durumla bu seneyi diyor karşılaştıralım. Hasan Garip Yolcu yine bize mesaj atan izleyicilerimizden. Mehmet Çelik diyor ki Antalya maçında bize yakan Recep Niyaz diyor. Kardeşim haklısın ama artık geride kaldı. Bunlara çok fazla takılmayalım. Arif Altun gene diyor Süper Lig'e çıkacağız. Gene arkayı fenerleyeceğiz. O günler çok uzak değil diyor. İsmail Demircioğlu teşekkür ediyoruz. Hocam, mesajları için. Azdır, çok ben, mesaj var. Herkese azdır, teşekkür değişik ederim. Bir şey anladım. Şimdi arkayı dört diyelim dedi ya, aklıma geldi. Hocam bir Fenerbahçe maçı Samsun'da. O ara ben tribündeyim. Amigoluk yapıyorum. Bir anımı anlatayım. Yani dinlerseniz ne hale, dinlemezseniz de yatın eğer uykusu gelen varsa. Uzun olmasın. Yok yok, çok güzel bir şey ama. Sabahın erken saatinde hocam bilet almaya gittim. Mahalledeki arkadaşlar da dedi ki herkesten paraları aldım. 22 tane bilet aldım hocam. Stadın önüne gittim. 22 bileti aldım. 2 tane fazlalık aldım. Bak çok güzel bir canlı bir tarih. 2 tane fazla bilet aldım, geldim. Dağıttık biletleri. 2 tane elimde kaldı. Yani biri daha isterse bir daha stada gitmeyelim, hemen vereceğim. Minibüse bindik, doğru stada gittik. Ya 2 tane bilet, kimse, yani gişeler çok kalabalık. Elimi havaya kaldırdım. Dedim ki ya arkadaşlar, 2 tane bilet var, isteyen var mı demeye kalmadan pat benim kolumdan böyle birisi yapmıştı. Gel dedi. Bak. Polis, sivil polis. Kara borsacılık yapıyorsun diye beni aldı götürdü mü? Ben gülüyorum. Nereye gidiyoruz? Sanayi karakolunda. Pat küt beni içeri attılar. İçeri bir girdim ki parmaklıkların arasında zebil gibi adam var. Hepsi şeyden gelmiş, kara borsadan gelmiş. Neyse kaldım orada. Bir beyefendi, bir arkadaş, çok beyefendi. Orada dedi ki ya Atilla abi seni de mi getirdiler dedi. Hayırdır dedi bana. Ya dedim böyle böyle. Abi sen dedi türbünde lazımsın. Yani burada
kalman yanlış olur. Dedim artık eksikliğimi anlarlarsa çağırırlar dedim. Abi maç başladı. Ha adam bana böyle bir baktı. Dedim sen dedim hayırdır? Abi dedi benimki daha ilginç dedi. Ben dedi burada dedi vali yardımcısının kardeşiyim dedi. Bak hiç unutma vali yardımcısının kardeşiyim. Misafirim gelecekti dedi. Bir bilet aldım dedi. Gelmeyince dedi çocuğuna, 10 yaşındaki çocuğuna demiş ki utanmış yani. Oğlum abi bunu sat birine ver demiş. Çocukla verirken çocuk kara borsa yapıyor diye isim baban kim? Adam alıyorlar içeri. Çocuk dışarıda. Ondan sonra ne diyorsun sen dedim. Abi bir tane biletle. Sen dedi kaç biletle yakalandın? Ben de dedim iki biletle. Öbür adam limoncu oradan diyor ki. Deste deste koçandan yakalanmış. Adam diyor ki ben diyor ekmeğimi buradan yiyeceğim kardeşim diyor. Ben diyor çocuk okutuyorum diyor. Yaz kış diyor ayakkabısını sen mi alıyorsun diyor. Ben yapıyorum bu işi diyor. Ama sizler diyor bir tane iki tane yazık diyor falan. Şimdi televizyonda da bekçi karşımıza televizyon var. Çevirdi kendine. Maçı izliyor. Tamam mı? Lan 1-0 ses geliyor ya oradan. Ayda seviniyoruz. 2 oldu seviniyoruz. Lan 3 oldu. Lan acaba kaçtı mı? Lan diyoruz ki bekçiye. Lan çevir bu tarafa da biz de izleyelim onu diyor. Yok diyor siz bekleyin orada. 4. gol oldu. Lan dedik 4-0 olur mu acaba bu maç falan gibilerden. Neyse maç bitti hocam. Herkes dağıldı. Biz içerideyiz. O arada bir tane belediye otobüsü geldi. Bizi doldurdular içine doğru şeye. Mahkemeye. Geldik şeye emniyet müdürlüğüne. Ondan sonra pat küt içimizden hep kayışları, mayışları, şeyleri hep takım taklavatlar aldılar, doldurdular torbayı, bizi attılar içeri. Saat oldu saat 11. İçerideyiz. Adam öbür taraftan bağırıyor. Tutuklular var orada. Ya siz niye geldiniz bu kadar adam? Karaborsa'dan değil mi? İyi de burada diyor. Bir abi var diyor. Ben onu tanıyorum diyor. Onun burada işi ne diyor. Beni gösteriyor şimdi. O da mı karaborsacıymış diyor falan. Neyse. Hocam saat 12 ile yarım arası o adam dedi ki buradan dedi 12'ye kadar çıktınız çıkamadınız mı yarın mahkemede dedi sizi götürürler dedi. Tam 12 ile yarım arası şey bağırdı. Bekçi dedi ki Atilla kim dedi. Ato kim dedi böyle şeyimle bağırdı ünvanımla. Dedim benim. Dedi ki sen çık dedi gel bakayım dedi bana. Niye geleceğim dedim. Dedi ki sen gel dedi dışarıda seni bekleyen var dedi bana. Ben dedim çıkmam. Beni çıkarsaydınız maç saatinde çıkaracaktınız. Ben öyle gidecektim maça. Ben dedim arkadaşlarla beraber geldim. Onlarla beraber neyse dedim cezamızı çekeriz. İstiyor sen dedi gelme dedi. Ya git dedi hadi dedi. Tekrar beni kapattı kafesin içine. Abi saat 3'te Mersem dışarısı kaynıyor. İsmail uyanık. Sormuş beni. Demiş Atilla nerede? Demişler böyle böyle. Neyse bize hepimizi saldılar. Şeyimizi aldılar ifadelerimizi. Sabah saat 8'de gelin. Kulakları çınlasın. Köksal diye bir arkadaşım vardı. 17 koçon biletle yakalandı. 17 koçon. Bir derse de 100 tane varmış. 17. Adam diyor ki ben diyor bunları diyor hep tanışlarımı aldım diyor. Benim diyor polis okulunda diyor bütün arkadaşım öğrenciler diyor maça gelecek diye aldım diyor. Beni diyor atamazsınız. Halbuki adam ondan kazanıyor parasını. Sabahleyin oldu hocam. Bir gittik ki Allah'ın kulu yok hadi şeyde gideceğimiz yerde. Hani ifade vereceğiz de şeye. Bize dediler ki hadi dediler yürüyün gidin dediler. Ben hani 4-0 arkayı 4 diyelim deyince aklıma o geldi. Çok mu uzattık ya? Cem. Çok mu uzattık? Evet hocam. Bu Mertan Murat Alıcı'nın önemli bir şeyi var, çağrısı var. Bunu dillendirmemizi rica ediyor. Neymiş hocam? Storlardaki kredi kartıyla, taksitli kredi kartıyla alışveriş yapılamaması olayına dikkat çekiyor. Sadece geçen gün 8 kişi geri döndük diyor. Kredi kartıyla alışveriş yapamadığımız için onu da buradan duyurmuş olalım. Orhan Özkan ben öğrenciyim diyor. 200 liraya ben kombine alamam çok istiyorum ama diyor. O arkadaşımız varsa hemen ona o bileti aldırtıralım. Eğer bize ulaşırsa o öğrenci arkadaşımıza evet. Alabiliriz. Bu mesajlar bu şekilde gelmeye devam ediyor. Yani sonuç olarak bu 2 haftalık süre var. Bir milli maç arası var. Bu milli maç arasını Samsun Spor daha iyi geçirecektir. Bu milli maç arasından sonra 2 maç üst üste evimizde oynayacağız. Eğer bu 2 maçtan güzel sonuçlar çıkarırsak Samsun Spor'un yolu daha aydınlık, daha düz, daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Ama özellikle hatalar olacaktır ama futbol bir takım oyunudur.
takım olarak kazanıp takım olarak kaybeden bir atmosfer olduğunu da unutmamak gerekir diye düşünüyoruz. Hocam bu arada sevgili Adnan Beral bana bir mesaj yollamış. Hemen ben de onu paylaşmak isterim. Hafta sonu 5-6 Eylül'de Atatürk Spor Salonu'nda Muay Thai maçları varmış. Sizleri ve Samsun halkı davetlidir diye not atmış İl Hakem Kurulu Başkanı olarak kendisi. Başarılar diliyoruz sevgili Adnan. 5-6'sında inşallah izlemeye geliriz. Bu hafta sonu. Bu hafta sonu. Hocam başka unuttuğumuz bir şey var mı? Basın toplantısını da verdik. Artık vedalaşalım, gidelim diyelim. Benim aklıma bir şey gelmiyor. Mesajlarımız da bittiyse. Herkese teşekkür ediyoruz. İlgi gösteren herkese. Her şeyi tadında bırakalım. Yarın çünkü erken kalkacaklar var. Diyelim. Bu arada Atilla Aksu, Murat Yıldırım Samsunsporlu değil, parayı sevdi ve Gaziantep'e gitti. Kozluklu Vedat ona yazmış. Tabii ki kendini düşünecek. Arkadaş bu oyuncu lazımsa alacaksın. Adam Erciyes'e kulüp para ödemez diye kendini feshetti. Demek ki kulüp bedava gelmesini istemişti. Celil Ganik, sorun Murat Yıldırım değil, sorun yönetim transferdeki beceriksizliği. Tandoğan sıvı imza attı bile. Onlar kendi aralarında yazmışlar herhalde. Ben de bu kadar mesajlar. Yani Özkan Serçe de şimdi yine şey yaptı, bu konuyla ilgili storlardan, internetten forma almak istiyorum. Alamıyorsunuz. İnternette kredi kartıyla. İşte bunlar yani buradan da bir çağrı yapmış olalım. Yani bu kredi kartı, internet üzerinden alışveriş, bunlarla ilgili de çalışmalar yapılıp bir takım sorunlar olabilir tabii. Yani kredi kartıyla yaptığınız zaman resmi olarak kulübün hesaplarına mı geçmek zorunda, onlar blokeli mi nedir ne değildir bilemiyoruz ama aşılabilir şeyler olduğunu düşünüyoruz. Eğer aşılabilirse böyle bir talep de var. Bir de store'un şeyi yok, web sitesi yok diyorlar. Web sitesiyle ilgili bir hazırlık hocam, var sorun, mı? Sorun vardı hocam, bunu biliyorsun. Evet, dediğimiz gibi online satış için çalışmalar olduğu yönünde bir bilgi geldi şu anda kulüpten. İsmini açıklamak doğru olur mu bilmiyorum. Mesaj attığı için paylaşmak da istemedim. Ama dediğim konu doğru çıktı. Yani kulüp hesapları hacizli olduğu için şimdi gelen mesajda onu söylüyoruz. Tabii internet sitesinde yani, şimdi Samsung şey oraya giden zaman, de şey yapamıyoruz. Yani kredi kartıyla alışveriş yaptığınız zaman resmi olarak bunun faturası şusu busu tabii devreye girecek. Kulüp hesapları da hacizli olduğu için herhalde kredi kartıyla ilgili sorun aşılamıyor. Önceki dönemlerde başka birilerinin üzerinden bu yapılıyordu ama evet, yine de kredi kartıyla yapılıyor muydu, yapılmıyordu diye biliyorum. Hocam bir ama post online, cihazı geliyordu. Online satış için, online satış için çalışma yapıldığı şu anda bildirildi. Onu da buradan seyircilerimize söyleyelim. Demek ki kısa bir zaman içerisinde, kısa bir süre içerisinde online satış yoluyla bu hem kredi kartı olayını hem diğer şeyi aşabileceğiz. Ama kredi kartıyla satış şu anda zor görünüyor. Çünkü kredi kartıyla POS cihazından direkt para kulübün hesabına geçtiği için, direkt olarak blokeli olduğu için hacize gidiyor. O yüzden arkadaşlar kredi kartıyla değil nakit olarak bu alışverişlerimizi yapalım. Ama online'la ilgili çalışma... Ama hocam kombine biletlerde 3 taksit 4 taksit yapıyorsun. Ama o kombineler Pasolik üzerinden yapılıyor bildiğim kadarıyla. Tamam. Yani onlara da Pasolik üzerinden yapılıyor. Onların farklı bir şeyi olsa gerek. O konuda hacizle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını biliyorum. Yani ama bu POS cihazıyla ilgili bu açıklamayı da yapalım. Teşekkür edelim. Evet. Buradan hocam ilave edeceğim bir şey var mı? Bilgi geldi hemen. İsmini de açıklamadım yani kendisi sağ olsun izni olmadan. Tabii şimdi onu da hemen ilave yapalım. Dediğim gibi yani kombine Pasolik üzerinden olduğu için Pasolik üzerinden yapılan bu şeyde herhangi bir sıkıntı yok. Ya onu da belirtmiş olalım. Sen kulübün adamı mısın arkadaş? Sana geliyor, bana gelmiyor. Şükür olsun. Şükür olsun öyle bir şeyimiz yok.
Neyse, seven yani programın içeriğinde insanları bilgilendirmek açısından yani bizi bu... bilgilendiriyor. Teşekkür ediyoruz. Ya bizim biz de eksiklerimiz şimdi, var. Biz de biz, tabii biz, ki biz şunu yapıyoruz. Yani insanların Samsun Spor'dan bilgi almaları, Samsun Spor'la ilgili duygularını, düşüncelerini paylaşmaları, kulübün şu anda bulunduğu atmosferle ilgili net, doyurucu bilgi almalarıyla ilgili bir kamu hizmeti yapıyoruz işin açıkçası. Eğer bu noktada bizim de bir katkımız olabiliyorsa biz kendimizi mutlu addederiz. Bizim olayımız bu. Bunun dışında herhangi bir ne bir beklentimiz hocam, programların var, ne bir şey. İleriki bölümlerinde Sayın hocamız Ümit Özat canlı yayınımıza katılacak. Aynı şekilde Sayın Rüştü Araboğlu, Sayın Ali İhsan Aka ve Başkan Erkut Tutu'dan da ben ileriki haftalar için söz aldığımı söyleyeyim. Hatta 2-3 hafta sonra... Seyircilerimiz o kadar böyle anında cevap yazıyorlar ki çok ilginç şeyler de geliyor, çözüm önerileri de geliyor. Diyor ki Sayın Rüştü Araboğlu, Samsev'in de başkanı bildiğim kadarıyla diyor... Selçuk Yılmaz bu teklifi göndermiş. Ne olur Samsev'in post cihazlarını kullanalım diyor ama. Evet evet evet. Yani evet. O yasal olarak o aşılabilir mi, öyle bir şey var mı? O çok kolay olmadığı kanaatindeyim. O yüzden taraftarlarımızın bu konuda biraz anlayışlı olmaları, duyarlı olmalarında fayda var. İşlerin biraz daha resmi olması, uygun olması açısından bunlar önemli. Bir izleyicimiz İsmail var da İstanbul'a da bir store açılabilir mi diye bir teklifte bulunmuş. Çünkü İstanbul'da yaşayan Samsunluların bir hayli sayıca fazla olduğunu söylüyor. Yine şehir dışından gelip burada maç izlemek isteyenlerin iyi niyetleri, mesajları, dilekleri geliyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Özkan Serçe kardeşim, programdan sonra onu görüşürüz özel olarak seninle. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Hocam, biz vedalaşalım çünkü çıkamayacağız böyle giderse. Bana da bu arada mesaj geldi. Sağ olsunlar, kombineyle ilgili yardımcı olacağımızı söylediğimiz için mesaj geldi. Ben de onun hemen cevabını program sonrası yazıyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ben hafta... teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi Samsun Spor'umuz bizim Samsun Spor'umuz. Kişisel ön yargıları, kırgınlıkları, şunları bunları bir tarafa bırakarak bu takım için ben ne yapabilirim? Herkes bunu kendisine sormalı. Forma almamız gerekiyorsa forma ile destek verebiliriz. Pasolik bizim için çok önemli. Az önce söyledim. Bakın 10.000 pasolik diye yola çıktık ama 5.000 pasolikimiz olsaydı biz bu tahta sorununu, transfer sorununu yaşamazdık. Bu takım içeride oynadığı maçlarda özellikle taraftarının gücüyle çok büyük işler yapabilecek bir takım. Bakın Adana Demir maçında bunu hep beraber gördük. Geçen seneki maçlarda bunu gördük. O yüzden herkes bulunduğu konum itibariyle ben bu takımın için ne yapabilirim kendisine sorsun ve ona göre hareket edelim. Herkes iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batırsın diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada son dakika gelen mesajlardan Mustafa Camcı, Emre Kaya, Ömer Bingöl, Kıvanç, Özbıçak, Sefa Aslankaya, Muhammed Yeşil, Mustafa Koç ve Celil Ganik de tekrar bize mesaj yollamışlar ama burada programı noktalıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse Salı günü saat 10'da Spor 55'te buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Samsun'da doğdum, Samsun Spor'la yaşıyorum, Samsun Spor'la öleceğim. İyi geceler diliyorum, hoşça kalın.